Nedir bu karşı karşıya kaldığımız durum, özellikle Marmara Denizi'nde görülen? Dendi ki yani Marmara Denizi tertemiz esasında biz kirletmiyoruz ama yukarıda bir tuna var Marmara Denizi'ni mahvediyor. Bu argümanın arkasına saklanıldı. Bu doğru olmayan argümanın arkasına saklanıldı. Zaten geldiğimiz noktada da hani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görüyoruz. Hem gözlenen iklim değişiklikleri hem biliyorsunuz çeşitli senaryolar altındaki model kestirimleri bize çok açıkça her gün değil ama her yıl çok daha sıcak, yağış rejiminin çok değiştiği, özellikle yılın sıcak döneminin işte şiddetli hava iklim olayları, bir yandan seller, taşkınlar, bir yandan sıcak hava dalgaları, bir yandan da bunlarla bağlantılı orman yangınlarının sıklığının, uzunluğunun ve şiddetinin artabileceği bir döneme doğru bizi götürdüğünü hatırlamak zorundayız. Dolayısıyla 20 sene önceki yangın yönetimi anlayışı bugün yeterli değil. Biz hadi öldürdük kendimize ait bir denizi, dünyada ilk olarak bir beceri gösterip öldürdük ama öbür denizleri de öldürmek üzereyiz. Ergene derin deniz deşarjıyla. 50 kilometreden taşıdığımız pislikleri Marmara Denizi'ne basarak. Biz artık Mayıs ayında, yani eskiden işte Haziran'ın ortası, Temmuz'u bekliyorduk. Hayır, Mayıs ayında en büyük yangın çıkabilecek şekilde hazırlığımızı yapmak zorundayız. Özellikle yılın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında büyük yangınların sıklığının artabileceğini dikkate almalıyız. Denizi alıcı ortam olarak kullanmayı biz kabullendik. Yani bu hem Marmara Denizi'ni mahvetti, bu o zaman yapılan bu palyatif uygulama, hem de kötü örnek olarak tüm denizlerimizi ve iç sularımızı risk altına soktu. Kesinlikle olağan hava tahminleriyle bu tür büyük orman yangınları izlemek artık olanaksız. Yani geldiğimiz noktada Nasıl küresel iklim izlenmeli değişikliği, peki? hava Nasıl tipi izlenmeli? öngörüsel hava tipi modelleri izlenmek zorunda. Yani büyük orman yangınına dönüşebilecek hava koşullarını belli kuşakta oluşturabilecek işte fönlü hava tipleri gibi. Yani sadece işte hava sıcaklığı, rüzgar, bağın nem gibi işte çok daha böyle rastgele değişkenler yerine bir bütüncül bir anlayışla hava durumu tiplerini sürekli izlemek ve büyük yangını bir araya geldiğinde oluştuğunda büyük yangınlara yangınların sıradan bir yangının öyle ifade edeyim, kasıtlı ya da değil, büyük yangına dönüşebilecek sıradan yangınların büyük yangına dönüşebilmesini sağlayabilecek hava tipi modelleri izlenmeli, bunlar belirlenmeli ve bunlar hava tahminlerinden yararlanarak hava tipi, sinoptik hava tipi öngörüsü şeklinde yayınlanmalı. Orman yönetimi kapsamında yanan alanları işte bir an önce toptancı bir anlayışla ağaçlandıralım anlayışında değilim. Bir kere yanan alanların yani evet bunların hepsi Akdeniz biyomu içinde çeşitli Akdeniz orman ekosistemlerinden oluşuyor ama bunların hepsi hem içerdiği biyoçeşitlik açısından hem üzerine oturduğu fiziki coğrafya koşulları açısından biyolojik çeşitlilik, yaşam birlikleri, habitat zenginliği açısından çok farklı. Dolayısıyla bir kere alanların incelemesi, soruşturması yapılır yapılmaz hemen öncelikli konu koruma altına almak. Yanan alanların tamamını koruma altına almak. Bir sürecin içerisinde müsilaj bir olgu. Ama esas ana süreç 1989'dan başlayan gittikçe artan kirlenme. Esas problem kirlenme, müsilaj değil. Müsilaj en sonunda bir şekilde parçalanacak. Bunun parçalanma ürünleri yeni bir felaketi doğurmak için temel oluşturacak. Ve bu böyle sürüp gidecek. Biz bugün müsilajı konuşuyoruz. Yarın bir renk değişimini yahut kokuyu veyahut da buna benzer bir felaket doğuran bir olguyu konuşacağız.